Froder Ser kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fotoğraflarımızdan daire şeklinde kırpma nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Fotoğrafımı programa aldıktan sonra şurada görmüş olduğunuz Elliptical Marquee Tool aracını seçiyorum. Daire olanını. Buradan daha sonra faremin sol tuşuna basılı tutarak, shift tuşuna da yine basılı tutarak orantılı bir çizim gerçekleştireceğim. Bu şekilde çiziyorum. Bunun ortalamasını ok tuşlarıyla sağa sola istediğim gibi ayarlayabilirim. Şöyle biraz da yukarıya çıkartalım, saçını alsın. Bu haldeyken şurada görmüş olduğunuz Refine Edge kısmına tıklıyorum. Bu yeni versiyon Photoshop'larda Select and Mask olarak geçiyor. Buna tıkladıktan sonra Refine Edge paneli geliyor karşımıza. Burada şurada görmüş olduğunuz ayarları sıfırlıyorsunuz, sona getiriyorsunuz. Output 2 kısmından da yeni bir katman olarak bunu ayarla diyorum. Daha sonra OK diyorum. İstediğim şekilde benim fotoğrafımı PNG formatına getirdi. Şimdi burada bu profil fotoğrafıma ben çerçeve eklemek istersem hemen fotoğrafın üzerinde sağ tık yapıyorum. Blending Options yapıyorum. Buradan Stroke yani çerçeve kısmını seçiyorum. Bu kısımdan gradient seçili. Ben buradan color diyorum. Çerçevenin rengini seçiyorum. Beyaz yapalım. Okey diyelim. Daha sonra çerçevenin büyüklüğünü de yine buradan ayarlayarak kalınlığını, inceliğini yaptıktan sonra okey diyorum. Çerçevemi oluşturdum. Şimdi kırpma aracıyla fazlalık kısımlarını kırpacağım. Bunun için kırpma aracını seçtikten sonra faremin sol tuşuyla basılı tutarak istediğim noktalara kadar götürüyorum. Kırpma işlemini de gerçekleştiriyorum. Onaylıyorum şimdi kırpma işlemini. Evet, şu anda onayladım. Şimdi bunu PNG olarak çıktısını alacağım ki gerek Facebook'ta gerek YouTube'da kullanabilmek için File menüsü altından Save As diyorum. Masa üstünü gösteriyorum. Nereye kaydedecekseniz orayı gösteriyorsunuz. Profil diyorum ve buradan PNG formatını seçeceğiz. Buna dikkat edin. Daha sonra kaydet diyorum. Daha sonra gelen ekrana da okey dedikten sonra şu anda benim fotoğrafımı profil fotoğrafı haline getirdi. Burada gördüğünüz gibi açalım görelim. Bu kadar kolay arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.